Selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereket üzerimiz olsun inşallah diyerek yeni bir videoya başlıyorum. Evet arkadaşlar, normalde bugün video çekmeyecektim. O yüzden kamerayı almadım yanıma. Fakat abi ben gideceğim dedi. Geldi peşimden. Paşanın halis malis velihattı. Davara geldi arkadaşlar. Oğlum. Ya kral. Yorulacaksın oğlum. Ben senin ayakların yamulur. Benim aklım gidiyor ya. Oğlum. Kankilerini mi arıyorsun? Onunla gelmedi. Onunla üç gerçi. Bugün de bir de terslik gibi. Yani arkadaşlar. Yağışlı bir hava vardı sabahtan. O yüzden yerler ıslak. Ayaklarıma bakabilirsiniz. Yani üşür falan diye korkuyorum. Allah'tan çakmak aldım yanıma. Üşürse hasta olur arkadaşlar. Yani kaldıramaz. Oğlum. Aferin benim oğluma be. Sen de var mı gideceksin lan? Aslanım benim be. Kulakları falan da iyileşti. Keratilerin. Şu koyunu aşağı alayım arkadaşlar. Sonra yine görüşürüz. Evet. Koyunumuzu aşağı aldık fakat koyun durmuyor arkadaşlar. Doğal olarak yerler yaş. O yüzden biraz bizim paşa da yorulacak bugün. Oğlum. Ulan maşallah siz bir büyüyün var ya. Siz bir büyüyün. Benim şeye ihtiyacım kalmayacak. Köpeğe ihtiyacım kalmayacak da. İnşallah. Sağ kulağı sol kulağından bir tık böyle aslında uzun gibi duruyor arkadaşlar. Fakat o zamanla toparlayacak aslında eşit. Yani bir tık büyük olabilir. Zaten babasınınki de öyleydi. O yüzden babasının kopyası olacak inşallah. Ben size şöyle bir şey anlatabilirim. Maşallah arkadaşlar. Lütfen maşallah demeden geçmeyelim öncelikle. Hani babası böyle işiyordu, ondan sonra işediği yerde eşinir ya köpek. Benim bu zamana kadar bir sürü yavru gölbezim oldu. Bunun gibisini yapan ben görmemiştim arkadaşlar. Aynısını bu da yapıyor aniden. Yani işeyip kokusunu bırakıyor arkadaşlar. Bir de yere eşinmesi yok mu? Ya o kadar komik ki. Güle güle çatlıyorum arkadaşlar. Yere eşinmeye çalışıyor aniden. İnşallah bir gün denk gelirse gösteririm. Hani yapamıyor da böyle ayaklarıyla. Ulan 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 paşa. Bakayım oğlum pren miren var mı? Pren miren yok ya. Maşallah. Bunlar arkadaşlar bunlar zalimgile göre biraz daha iri olacaklar. O eski videonun ben şeyini bırakabilirsem. Zalimgile de ilk ormana götürdüğüm bir video var arkadaşlar. O videoyu da size bırakabilirsem. Üst taraflara bir yerlere. Onları da izlemeyenler izleyebilir. Yani arada çok ciddi bir fark var. Onların bacakları arkadaşlar daha inceydi. Çünkü anneleri de öyleydi. Babaların ne olduğunu bilmiyoruz. Bunların maşallah bacakları falan kalın arkadaşlar. Yani bunlar biraz daha büyüyecek. Babası gibi burnu da uzun. Kafası düz arkadaşlar bakın. Hakiki dişlere bak dişlere. Dişler de maşallah kelepçe gibi. Kuyruk zaten makara gibi. Evet arkadaşlar. Kuyruk elde değil belde. Maşallah oğlum be. Sizi inşallah sağ salim büyütürüz de. Bundan sonra bir daha kurt sıkıntısı çekmeyiz. Yani arkadaşlar şunu diyenler vardı. İşte ne olacağını kimse kestiremiyor. Hani. İşte Zeyna'nın tek şeyi. İlk kızanı ondan sonra çiftleştirme falan gücük kalır falan diyenler vardı. Bir sonrakinde çiftleştirirsin. Eğer öyle olsaydı şu anda bu yavrular olmayacaktı yani. Bir de öyle bir şey var. Hani iyi ki çiftleştirmişiz. Bu arada bütün her şeyi paşaya benziyor arkadaşlar. Sadece bakın. Paşanın arka tırnağında şey yoktu. Karakuş yine. Bunun var arkadaşlar. Bakın şu. Öbür ayağında yok. Mesela göstereyim. Öbür ayağında hatta var da çok şey çıkmış bakın. Yani varla yok arasında.
Bu aynı annesinde de böyle. Yani annesi de tek tırnak. O tırnakları annesinden almış herhalde. Ama geri yanı her şey zaten paşanın tıpatıp aynısı. Lan öyle. Zaten bir tek bunun ismini koydum. Paşa. Diğerlerine daha isim vermedik arkadaşlar. Onu da sizinle birlikte verebiliriz. Bakalım, da acelesi yok ama şimdiden koysak iyi olur. Aklıma benim hiçbir isim gelmiyor. Evet, neyse. Koyun yayılıyor arkadaşlar. Dediğim gibi kamerayı almadım. Telefonla çekim yapıyorum. Affedersiniz de telefonum da yani kamera kalitesi hiç iyi değil. İnşallah güzel bir telefon alacağım arkadaşlar. Bütün işlerimizi halledebileceğimiz. Öyle onu araştırıyorum. Sizler de yorumlara hangi tür telefon almam gerektiğini yazabilirsiniz. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Benim eller biraz ufak olduğu için arkadaşlar, gücük telefon olursa yani ebatı çok daha iyi olur. Büyük telefon sıkıntı oluyor arkadaşlar, ben de biraz sevmiyorum. O yüzden küçük telefonlar ilk tercihim. Ha, gidiyor. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi baban gibi şöyle eşin. Eşin oğlum. Zalo. Zalım kurt gibi develerden göz diye. Bu arada az önce gördünüz. Dağlı Reis davarda arkadaşlar. Artık davara geliyor. Dün gelmemişti. Bu da anı olarak kalsın. Değil mi lan? Anı olarak kalsın. Kral. Anam. Anam. Şimdi arkadaşlar çok konuyu uzatmak istemiyorum fakat. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Tut tut. Tut paşa tut. Tut aslanım tut. Şu konuya değineceğim. Canlı yayında da değinmiştim. Bir erkek köpek arıyoruz. Sağlam ama bu sefer ki sağlam olacak arkadaşlar. Fakat yok. Bazı kişiler öneriyorsunuz. Arkadaşlar, bilindik kişilerden gidip de almayacağım. Ama bu sefer götüreceğim köpek gerçekten sağlam bir köpek olacak inşallah. Arıyoruz, şu anda bulamadık. Sevdiğim abilerim yardımcı oluyorlar. İnşallah en babasını götürmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Sorun yaşatmayacak. Yavrularımıza abilik yapacak. Gerçekten yani bütün köpekçilerin elinde olmayan bir köpek arıyorum arkadaşlar. Zaten şunlar yetiştikten sonra ona da ihtiyaç kalmayacak. İnşallah. Şimdi şöyle bir şey. Tut oğlum. Tut tut tut. Hadi oğlum. Tut oğlum. Tut. Ben çokmam de. Paşa. Benim babam da havlamazdı. Ben havlamam de. Gerçekten bunun da hiç havladığını görmedim arkadaşlar bu zamana kadar. Yani tabii ki de havlayabilir ama ben daha önce havladığını duymadım. Yavrulardan öbürküler havlıyor ama bu havlamadı. Babası gibi sessiz olacak herhalde. Lan, hadi gezele. Gezele çekik gözlü meleğim. Tut oğlum tut 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 tut. Bu kuyruğu arkadaşlar tehlike anında hani böyle normalde zala gidiyor zala. Hadi oğlum. Bu arada kuyruğundan bahsediyor arkadaşlar. Kuyruğunu tehlike olduğu zaman yani kabadayılık yapacağı zaman bir bu kadar daha kıvırıyor. Hani bakın aslında kıvırılıyor arkadaşlar yavaştan. Yani kuyruk simit olacak. Gerçekten simit olacak babası gibi. Değil mi lan? Zaten simit olmasa şaşarım. Çünkü annesininki simit, babasınınki de simit dedi. Bir hali bunlarınki de bir zahmet simit olsun. Simit kuyruk hastasıyım arkadaşlar. Alacağım köpek de yani simit kuyruk olacağı için bir denk gelip bulamadık yani.
istediğimiz kriterlerde şu ana kadar. Hadi oğlum. Tut. Bir de ilk defa daha ormana gelişi. Ona rağmen bir cızıktı cızıktı yapmadı şimdiye kadar. Keşfetmeyi seviyor. Zalım, gel oğlum. Benim kurt oğlum, gel. Hadi zalo. Bir tık daha büyüyebilir arkadaşlar. Bir tık daha büyüdükten sonra davara gelebilir artık yavaştan. Şimdi de gelirler. Akşam üzeri hava güzel olduğu zaman gelelim. Götürüp biraz bacakları açılabilir. Ama korktuğum şu, bacakları falan eğilir diye korkuyorum. Evet, gelelim. Yavrular da burada. Hadi bakalım. Yavrularla tanış oğlum. Gel. Abisi. Alın oğlum. Eğitin şunu. Arkadaşlar burası da biraz yama. Kayıyor, kusura bakmayın. Bir de yerler yaş. Hadi oğlum. Hadi. Aha. Aferin. 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 Paşa abinizin yadigarı. Hadi. Sahip çıkın ona. Dağlı. Sen paşayı çok severdin. İşte arkadaşlar bu çok güzel bir şey. Yani yavrulara asla bir şey demiyorlar. O huyu güzel yani köpeklerin. Mesela başka köpek, getireceğimiz köpek dişlediği zaman cesareti kırılabilir. Fakat onlar en azından bir şey yapmıyorlar. O huyları güzel. Hani seviyorlar yani. Yarın bir gün bunlar koşmaya başladıktan sonra onların peşine giderler yani. O da ne kadar çabuk şeyi öğreniyorlar. O kadar iyi yani, ortama ne kadar onlarla uyum sağlarsa o kadar iyi oluyor arkadaşlar. Normalde büyük köpek küçük yavruyu yana yanaştırmaz, hırlar, diş atar, ondan kaçar. Ama bunlar da şu anda tam daha yavru oldukları için ona da bir şey demiyorlar yani. Aferin aslanlarım benim, aferin oğlum, aferin adamım, aferin domuzcu. Oğlum sabah yüzümü niye yıkamadın kanki? Evet. Hadi. Hadi peşine gidin. Hadi peşine gidin. Bakın. Adam götürüyor sizi. Hadi. Gel oğlum paşa. Paşa. Kurt kokusu mu aldın oğlum? Gel oğlum. Gel oğlum. Aferin. Neyse arkadaşlar şimdilik görüşürüz. Devam et oğlum. Devam et. Evet, kurt kokusu buldu. Gidiyor. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Hadi. Tut 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 tut. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi aslanım benim maşallah. Hadi kral. Evet burası arkadaşlar. Tam da bu zalim gelin küçükken getirdiğim yer. Aynı zamanda bizim bir meygeçimiz vardı. Onu kurt yemişti. Tam da orası arkadaşlar. Evet. Bir koku alıyor ama şu anda Paşa Reis bu koku alıyor. Hadi oğlum. Aferin lan. Maşallah bayağı cesaretli arkadaşlar. Hadi oğlum. Kendiceye gidiyor, kendiceye. Hadi oğlum. Maşallah şu duruşa baksanıza, aynı babası ya.
Şerefsizim aynı babası. Bu nedir ki lol? Neye yarar? Düşman çatlatmaya. Koş oğlum. Aferin. Aferin oğlum. Aha, domuzu tuttu la domuzu. Domuzu tutmuş da öldürüyor la. Domuz diyorum, kurdu kurdu. Parçalayın lan. Parçalayın lan. Telefonla da bugün bayağı bir çekim zor oluyor arkadaşlar. Neyse. Hadi oğlum. Adam ait olduğu yerde olduğu için mutlu herhalde ya. Biz sevinçli. Herhangi bir yorgunluk belirtisi yok da. Havanın serin olması da güzel tabi. Şey olmadı. Ayrıyeten arkadaşlar. İyi oldu. Çünkü sabah sıcak olsa yanabilirdi. Tam da onlarla işte zalimgille buraya böyle çıkıyordu arkadaşlar. O videoyu izleyenler bilirler. Tabi onlar Temmuz'un altında doğmuşlardı. Bunlar Nisan'ın altında doğdular. Hadi oğlum. Hep altı altı gidiyor bakalım. Şeyli. Böyle istekli arkadaşlar. Yani gidecek. Hani şöyle imkanı olsa gidecek yani yavrularla. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bakın. Onlar gidince gidiyor yani. Oğlum paşa abinizin veliahtı lan. Ona sahip çıkın ha. Ezdirmeyin ormanlarda. Zalimle oynuyor. Ulan paşa. O kadar hayranın olduğunu bilseydin daha kostak kostak yürürdün ha. Oğlum senin baban bir tarih yazdı. Bakalım siz ne yapacaksınız? Otçu. Ne haber lan otçu? Şimdi kim bilirsin kaç kişi şu köpek bende olsa diye Allah'a dua ediyor. Bazıları der Allah'ım millete ne yavrular veriyorsun bize vermiyorsun der. İşte kalbi temiz olunca insanın böyle oluyor. Dur oğlum dur oğlum dur oğlum. Korkmana gerektirecek bir durum yok. Senlik bir durum yok. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi şurayı da göstereyim de arkadaşlar. Çünkü telefonun kalitesi çok iyi değil. Videoyu bitireceğim. Hani çok görüntü eminim çok bozuk çıkıyordur. Dağlarız falan. Buradan doğru çıkıyorduk. Onlar yavruyken işte. Geçen sene. Dağlara şu tarafa doğru artık paşa mıydı tam bilmiyorum arkadaşlar da duman mıydı duman da olabilir bizim arkadaşta bir duman vardı paşa değilmiştir muhtemelen duman da olabilir tam bilmiyorum hatırlamıyorum o bu tarafa doğru gidiyordu dağlara de onun peşine gidiyordu
Ulan demiştik dağlarıyız. O zamandan belliymiş senin böyle çok gezeceğin. Gerçekten bu köpek yavruyken böyle hareketlerini anlayabilirsiniz arkadaşlar. Gelecekte de hemen hemen ne olduğunu kestirebiliyorsunuz yani. Durum bundan ibaret. Bir de doğduğundan beri şeylerin içinde hani oyunların falan. O yüzden arkadaşlar oyunları da seviyor yani. Ot mu yiyorsun lan sen? Doğaya çıktın tabi. Buldun yeşillikleri, dişlerin kamaşmasını gitti. Dişleri kamaşıyor ya arkadaşlar bunların. Yani yeni çıkıyor. O dişlerinin şeyinin ısırmak istiyor. Koyunlara şu anda bunda ne yapıyor ya lan diye herhalde. Neyse. Evet arkadaşlar bu kadar yeter. Lütfen bir maşallahınızı esirgemeyelim. Tabii kardeşinin birisi daha gelse daha güzel olurdu. İkisi birlikte oynayabilirdi. Ve biraz daha böyle hırslı giderlerdi ama ben bunu da götürmeyecektim. Başıma peşime takıldı. Gider diye bekledim, gitmedi arkadaşlar. Bakalım bundan sonra demek ki gelecek artık yavaş yavaş. Arada bir götürürüm bunu. Alışsın. Zaten koyunum oyunu biliyor arkadaşlar. Hani onda sıkıntı yok yani. Evet. Ne gördün oğlum? Ne gördün? Bakışlara, bakışlara. Şerefsizim maşallah aynı babası gibi bakıyor. Bugün de biraz sıkıntılı bir hava var aslında arkadaşlar. Yani sisli misli. Şu tepelerde sisler falan var. Soğuk da bir hava var. 13-14 derece bir hava var. O yüzden dikkatli de olmamız lazım. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik size her zaman olduğu gibi en güvenilir yere Allah'a emanetiyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Paşa ile bitirelim arkadaşlar şöyle. Hadi görüşürüz. Paşa yine bir iz buldu.